Merhabalar. Guguk kuşu tabii 70'li yıllardan işte hepimizi etkileyen 90, 2000, 2010, 20'ler bir kült bir filmdir. Miloš Forman'ın ünlü filminde Jack Nicholson'ın yine en iyi filmleridir Shining'le beraber. Daha bir sürü vardır ama buradaki oyunculuk unutulmaz, efsane bir oyunculuk kariyerinin zirvesinde diyebiliriz. Orijinal kitabımız Ken Kesey'in Guguk Kuşu adlı eserinden uyarlamadır. Ancak uyarlamaya tabii ki sadık kalmak yönetmenin görevi değildir. Biraz serbest uyarlama. Başroldeki karakter değil de aslında filmde göreceğimiz şefin bakış açısıyla bütün kitap boyunca anlatılmıştır. Şef olaylara şahit olan ve bir tür gözlemci, anlatıcı rolündedir kitapta. Ancak biz daha çok filmde beyaz Amerikan, işte Anglo-Sakson tabii ki Hollywood dünyasının temel düsturu, onun hikayesini, kahramanının yolculuğunu hatırlarsanız Campbell'dan bahsetmiştik. Biz de yine buradaki bir kahramanın yolculuğu hikayesinden bahsedeceğiz. Yine bir dram ve trajedi. Ama filmin oluşum, Hollywood'daki yapımcısına baktığımız zaman, buna sponsor olan diyelim kişi kim? Onun da biraz geçmişine baktığımız zaman aslında buradaki kahraman gibi bir isyan hikayesi görüyoruz. Filmin yapımcısı Kirk Douglas. Kirk Douglas hangi filmde yine başrollerde çıkmıştır? Yine bir Roma'ya karşı isyan eden, evet, köleliği ve gladyatörlük sistemine karşı çıkan Spartacus hikayesi vardır. Orada da Romalıların eziyetiyle işte bir tür yine İsa Çarmı hikayesine gönderme yaparak yüzlerce isyankar diyelim işte köleler, gladyatörler öldürülmüştü. Burada da yine kahramanımız yine bir trajediyle tabii ki hepimizin bildiği bir son olduğu için rahatlıkla konuşabiliyoruz. Akıl hastanesinde tabii ki geçecek hikayemiz ama biz onun öncesine baktığımız zaman yine bu hem tarihteki hem de yine mitolojideki isyan bayrağını kaldıran ilklerden ve onun sonunda da trajik cezalara Zeus tarafından çarpılan bir hikayeyi hatırlayalım. Prometheus'un hikayesini. Prometheus ne yapmıştı? Yine tanrılardan ateşi çalarak insanlığa vererek ve bunun sonucunda Kafkas dağlarında bir kayaya zincirlenerek biliyorsunuz Zeus'un antrobesinden bahsetmiştik geçen hafta. Neydi? Kartal vardı, şimşek vardı. Kartal ne yapıyor? Her gün gelip ciğerini dağılıyor ve resimlere baktığınız zaman hep ciğerinin nereden dağılandığını görüyoruz. Sağ alttan küreğinin olduğu yerden. Daha sonra bu Prometheus bize kutsal metinlerde kahraman olarak gelen kişi günümüze doğru yansıyan kim oluyor? Yine Hristiyanlık ve yine sağ böğründen, dalağından, ciğerinden dağılanan ve öldürülen İsa gibi ne yapmıştır kahramanımız? Filmin sonunda göreceğiz. O İsa gibi böğründen değil ama başka bir yerinden 1960'lara kadar yanılmıyorsam Amerika'da yasal biçimde binlerce insan tarafından ameliyat edilerek insanın artık insan özelliğine kalmayan lobotomi ameliyatlarına birazdan gireceğiz. Ve yapımla ilgili süreçte yine Jack Nicholson gerçekten akıl hastanesine gider. Özel bir hastanedir. Filmin çekildiği yerde yatar. Gerçek hastalarla beraber, onlarla beraber olur. Aktör stüdyo dediğimiz, daha önceden de bahsetmiştir. Kahramanımız yani da özdeşleşmek için yani onların yaşam tarzları, konuşmaları, oyunculukları, beden dillerini ne yapar? Bizzat gözlemleyerek yerine getirir. Şimdi o zaman hem filme başlayalım hem de hep beraber filmdeki ögelerin nasıl bize o simgesel evren, bilinçaltımızda az önceki Prometheus, az önceki Spartacus hikayesi gibi hangi katmanlardan bize oluştuğunu, neler çağrıştırdığını ve o çağrıştırdığı şeylerin bize sonra hangi arka planda Hollywood tarafından ya da egemen güçler tarafından bize nasıl verildiğini görelim. Yine böyle dağlık bir manzarayla başlıyoruz. Çember tamamlanacak. Kahramanımız filmin sonunda da yine dağlara doğru, tabii kahramanımız burada Murphy olmayacak, şef olacak, dağlara doğru gidecektir. Arabayla geliyor kahramanımız dağlık yerden. Yine akıl hastanesinde hemen bize giriş sahnesi de bize tanıtılıyor. Nasıl bir mekana, nasıl geldiğini gösteriliyor. Yine çalışan personel bize
3 tane kahraman var. Bu siyahi kahramanlar. Burası aslında bir kapalı mekan ve bir diyar. 3 tane siyah hizmetçi olarak da düşünebilirsiniz. O 3 kahraman aynı zamanda ölüm diyarının bekçisi. Oradan çıkmayı engelleyen kahraman olarak da okuyabilirsiniz. Ölüm diyarının bekçisi. 3 başlı köpek kimdi hatırlayalım? Hades'in köpeği. 3 başlı köpek Kerberos. Ölüm diyarına girmek, gelenleri karşılarken kuyruklarını sallarlar ve hoş geldiniz derler. Ancak Hades'in ölüm diyarından çıkmak isterseniz size dişlerini gösterirler ve paramparça edeceğini gösterirler. Oradan çıkması mümkün olmadığını bize daha başta tıpkı şeyde olduğu gibi yine hatırlayalım. Parazit filminde 3 tane evin kadının köpeği vardı, hatırlıyor musunuz? O köpekleri zil çalarken yine fotoğraflarını da görmüştük. O diyarda bir ölüm hali göreceğiz. Altta çalışanlar hep siyahi kahramanlar, zenciler diyelim. Filmde de evet bu dili kullanıyor, zenci ya da aşağılama ya da kitapta görüyoruz. Kahramanımız yaklaşırken zencilere aşağıladı. Bir anlamda da hor gördüğünü göreceğiz. Kadınları da aynı şekilde dil, beden dili bakımından da hor gördüğünü göreceğiz. Bir anlamda kahramanımız Murphy'de cezalandırma süreçleri içerisinde göreceğiz. Yine şu anda bakın yine bir şey göreceğiz ama daha ileride bunun hikayesini anlatacağım. Sıraya giriyorlar değil mi? Su ve ne yapıyorlar? İlaç. Peki. Bu su ve ilaç biraz daha teolojik bir geçmişe gönderme yapalım. Neyin simgesidir? Şarap ve ekmek bize nerede sunulur? Kilisede sunulur. Kilisede bize artık o kutsal şarap, yani İsa'nın bedenimdedir dediği ve kanındır dediği şarabı kimlerle? Havarilerle yemek, son akşam yemeğinde paylaştırır ve sunar. Şu anda arkadaşlarımız aslında bir ayin içerisindeler ve yönetmen bize artık kiliselerin bir anlamda, inançsal anlamda düşünürsek, yerine geçen mekan olarak düşünelim. Birazdan Foucault'dan bahsedeceğiz. Deliliğin kaynağı, iktidarın kaynağını ve siyasetin ve de hapishanelerin kaynaklarına geldiği zaman günümüzde onların yerine geçen bu mekanı göreceğiz. Ve birazdan arkadaşımız da bu mekana gelerek o sıraya girecek. Acaba içecek mi, içmeyecek mi? Evet, hadi o zaman durduralım. Bir o mekanın kaynaklarını görelim. Yine Sarmaşık filminden 4-5 önce gelen arkadaşlar hatırlarlar. Orada akıl hastalarını ne yaptıklarını görmüştük. Akıl hastası olan kişileri gemiye yüklerlermiş. Yiyecekleri kadar su ve bir haftalık erzakları ve ondan sonra denize, nehire salar giderlermiş. Kahramanlarımız da bir süre sonra zaten yine bir gemi hikayesi göreceğiz filmde de hatırlarsanız. Akıl hastalarının bu gemiye doldurulup gönderilmesi ne kadar insanidir tabii o çağa göre düşünürseniz. Bizde ne yaparlarmış peki? Özellikle Kayseri, Konya'da hanları, şifahanelere gidenler bilirler. Su sesi, kuş sesi ve ney sesiyle, müzikle şifa iyileştirmeye çalışırlarmış. Yani bizim tıbbımız bu anlamda daha medeni olduğunu söyleyebiliriz. Zaten İbn Sina'da bilirsiniz. O dönemde insan anatomisini ve iyileştirilmesi ilgili çabaları vardır. Yine başka bir boşun resmini göstereceğim. Daha eski tabii milattan önce 5000'e kadar dayandığı söyleniyor. Beyin ameliyatlarına olduğunu göreceğiz. Lobotomi ile ilgili bir süreci göreceğiz filmin sonuna doğru. Özellikle sağ ön lob kısmına buz kıracağıyla yaparmış. O kadar ilkel, hiç narkoz bile vermeden hastalıkları, insanları artık lobotomi sayesinde özellikle saldırgan, şizofreni düzeyindeki hastalara ilaç sektörü çıkıncaya kadar 1947-50'lerde ilaç çıkmaya başlıyor. İlaçla ameliyat yerine geçinceye kadar buz kıracağıyla sağ ön lob alınıp insani özellikler, yani duygusal tepkilerin verilmeyeceği bir hale getiriyorlar. Bitkisel, yani bitkiden farkı kalmayan birer çiçek, saksıdaki çiçek gibi düşünebilirsiniz. Beyin ameliyatının olduğunu görüyoruz. Evet. Ne diyelim işte, ameliyatı gibi. Beyin sert olduğu için taş ismini vermişler. Taşın alınmasıyla yine bakıyorsunuz daha üst kısımda gözüküyorsunuz. Yine boş, her ne kadar bize hep söylenir, sürrealizmin kurucusu işte Salvador Dali ve ekibi denir ama boş bu resimleri 1500 yıllarda Almanya'da yapıyor. O çağdaki, yani delilikle ilgili simgesel şeyleri
akıl hastası olanlar acaba onlar mı, yoksa az önceki gemiye de dikkat edersiniz. Akıl sağlığı bozuk olarak gösterdiği kişiler kim? Aslında o dönemdeki rahipler, soylular, zenginler, iş adamları, patronlar diyelim. Yani bugünkü anlamda da düşünürseniz aslında insanları akılsız, deli yaftasını yapanlar kimler yine? O dönemdeki güç, iktidar sahipleri, onları gemiye yüklüyor. Onların eleştirisini yapıyor resmi okuduğumuz zaman. Şimdi gelişken hemen görüyoruz zaten. Kafasında da film boyunca görüyoruz kahramanım. Evet, kahramanın başındaki başlık ne isim geliyor? Tarkovski'nin Kurban filminde çocuğu hatırlıyor musunuz? Seyreden arkadaşlar. Çocuk filmin başında beyaz kıyafetler ve beyaz şapkayla geziyordu. Kahramanımız ise siyah şapkası da geziyor. Birazdan yaşını da öğreneceğiz. Mekanı tanıyoruz. Henüz işte oradaki kişileri. Evet. Peki bu arkadaşımız nereden geliyor buraya? Akıl hastanesine işte 3 ay daha kalıp bir rapor almak için gelecek. Hapishaneden geliyor. Hapishanede neden buraya göndermiş? Hırgür çıkarmış. Yani çalışmamak üzerine. Zaten kendisi de zaten filmde göreceksiniz, açıklayacak. Hayatı boyunca bir tür Bukowski gibi. Yani düzenli bir işe girmemiş, çalışmamış. Ne diyelim, bir tür kurnazca hayatında geçinip çalışan böyle insanlar da vardır belki çevrenizde. Evet, buraya geldiğini nasıl mutlu biçimde bize gösteriyor. Gayet mutlu, şen şakrat geliyor, şakalaşıyor, dans ediyor hatta. Peki bu dansı yapmasaydı zaten biz de yine filmde görecektik. Zaten daha filmin 5. dakikasında bu kahraman dans ederek bize, evet, bitirdi yani, ipini çekti yani. Peki başlığından da zaten çıkartmamız lazım. Bize kahramanımız filmin sonunda zaten tercih yaparken de görecek. Bu başlık simgesini ne yapıyor? İsa'nın dikenli tacını hatırlıyorsunuz değil mi? Oradaki dikenli taş gibi film boyunca bize o kahramanın halesi gibi kutsal o ögesini bize ne yapıyor? Özellikle belirtiyor. Tabii 46 gün mü 48 gün kaldı diyor. Ama o hakkının kalmadığını nerede öğreniyor? Biraz sonra ifade edeceğiz. Havuzun içerisinde öğreniyor. Geçen hafta yine havuzu hatırlıyorsunuz, bahsetmiştik. Ona siyahi, ona darbe yapan ya da şiddet gösteren siyahi karakter diyor ki sen buradan çıkacağını sanıyorsun ha diyor. Biliyor aslında kimin iktidarın temsilcisi olduğunu ve her şeyi yönettiğini. Onu da neden bu hale yönetmen getirmiş ya da işte senarist getirmiş, onu da bekleyiniz. Evet. Burada konuşma için çaba gösteriyor yine kahramanımız. Konuşmuyor. Kim gibi konuşmuyor? Yine 4 ay önceki filmi hatırlayalım. Bravo. Güzel. Adı yoktu. Buradaki karakterin adı, sanı var mı? Yok. Film boyunca ona ne diyorlar? Şef. Yani Kızılderililerin. Zaten çoğunu yok etmişsiniz. Yaşam alanı bırakmamışsınız. Kalanlarda yaşamak için sığınacakları tek yer olan ya hapishane ya hastaneye düşerek hayatta kalma, var olma savaşı veriyor. Ama tabii nedenini burada göstermiyor yönetmen, ama biz biliyoruz ki bu çok güçlü. Tıpkı fareler ve insanlardaki, hatırlarsınız, Neli miydi? Galiba o şiddet gösteren karakter muhtemelen daha önceden böyle bir şiddet olayından kaynaklı olarak ya da o tepkisel davranışsızlığından, bir tür dilsiz, sağır durumundan dolayı onun buraya geldiğini ne yapabiliriz? Biz tahmin edebiliyoruz. Evet. Yine bu kumar oynama hikayesine gelelim. Tabii burada pek bilmezsiniz ama hatırlar Yasemin'in. İsa'nın çarmıha gerildiği sahneyi hatırlıyorsunuz. O sahnede, şimdi göstermeyeceğim, tabii atölye çalışmalarını da gösteriyoruz. Şöyle bir çalışma vardır. İsa çarmıha gerilirken çarmın sol tarafında bir grup Yahudi tüccarlar parayla, ticaretle kumar oynarlar. Bugünkü borsa, simsarlar, brokerlar vesaire. Yani dünya yansa, ölsek, gitsek bile o vatandaşlar ne yapmaya? Kağıt, kumar oynamaya devam ederler. Bize buradaki oyun sahnesiyle yönetmen bize o sahneye gönderme yapıyor. Peki başka nerede görmüştük bu kağıt oynayan karakterleri? Bunuel'in Gündüz Güzeli'ni seyrettik mi? Hatırlıyor musunuz? Orada da ne diyelim işte randevu evinde çalışan kızlar, kadınlar, kahramanımız orada acı çekerken, kağıt oynarken bize gösteriyordu. O zaman kumar, kağıt ya da buna benzer şeyler oynanma hikayesini bize yönetmen ne yapıyor? Yani biz bu arketipleri nereden alıyoruz? Geçen hafta bahsetmiştik. Mitolojik ögeler ve teolojik ögelerdeki resim okumalarından alıyoruz. Bu resim okumaları da ardından yönetmenler, sanat yönetmenleri filmin içerisine siz hissetmiyorsunuz ama onları bize
adım 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 böyle iğne oyası oyar gibi yüklüyorlar. Ve onun bize sanatsal anlamdaki at metni güçlendirmelerini veriyorlar. Çalışmak insanları özgürleştirir diye bir yazı var. Nerede yazıyordu bu yazı? Nazi kamplarını biliyorsunuz. Auschwitz, yine başka kamplarda da. O giriş kampında çalışmak özgürleştirir diye bir yazı yazar. Başka. Şimdi peki bu Kenkesi mi acaba gerçekten akıl hastanesinde böyle bir hikaye yaşamıştır? Bunun kaynağı nedir diye araştırdım. O kaynağı şimdi göstereceğim size. Hiçbirimiz tabii ki bu konuda bilgi sahibi olmayabiliriz. Şimdi onunla ilgili bir kitap ve bir kadın gazetecinin hikayesini anlatacağım. Kadın ismi Nellie Billy diye geçiyor. 1910'larda 10 gün akıl hastanesine kendisi bizzat gidip neler yapılıyor o hastalara diye akıl hastanesine gidiyor. Filmi de çekilmiştir. Merak eden arkadaşlar Nellie Billy diye yazsınlar. Filmi de vardır. Tımarhanede 10 gün kitabın ismi de. Oradaki yaşadıkları olaylarını ardından gazete sahibi, patronu işte bir noter vesaire gelip çıkartıyorlar 10 gün sonra. Çünkü bıraksalar adamlar ömür boyu belki orada katacaklar. Neyse. Gidiyor gazetede yazıyor bu haberi. İşte oradaki yapılan eziyetleri, zulümleri, baskıları neyse. Ortalık ayağa kalkıyor. Bir ay sonra bir daha göndereceğim diyor. Biz hazırlıklıyız, bekliyoruz diyorlar. Ardından bir ay sonra doktor heyeti açıklama yapıyor. Ha bak işte bize basından gelen işte 15 tane hastayı biz saldık. Anladık onların rahatsız olduğunu. Kadının açıklaması şu. Ben hiç kimseyi göndermedim. Hiç kimseyi göndermemiş. Demek ki akıl hastanesi ya da psikiyatri sistemi ne kadar boş ve içi kof olduğunun kime akıl hastası, kime olmadığına dair nasıl yafta yapıştırdıklarını ve tedavi edemediklerini mi, ettiklerini mi bunu tartışmaya açıyor. Tabii ki bu tartışma özellikle lobotomi ile ilgili vakalar ayyuka vurmaya başladıkça toplumda, basında konuşulmaya başlıyor. Çok ayrıntıları göstermeyeyim ama o dönemlerde 1930'larda Oscar ödülü almış erkek bir oyuncu da lobotomiye uğruyor ve ardından almış olduğu mikroplar ya da başka nedenlerden dolayı ölüyor. Yine Kennedy ailesinin bir kızı da babası tarafından gönderiliyor ve lobotomiye uygulanıyor. Yine kendisi de bir süre sonra doğal yolla ölen nadir Kennedy'lerden biri oluyor. Biliyorsunuz Kennedy'ler genelde suikastlerle öldürülür. Maalesef çoğu kişi, özellikle lobotomiye uygulayan kişiler kendi istek ve rızalarıyla ikna edilip ya da aileler tarafından şiddet ögesi ortadan kaldırılsın diye gönderilip adam bizzat 2000 tanesi kendi lobotomi yaptığını söylüyor ve o güne kadar ona itiraz eden yok. Sadece Amerika'da mı, medeni geçinen İsveç, İsviçre gibi ülkelerde de binlerce lobotomi yapılıyor 1960'lara kadar. Camilla Kuleden'in hikayesini seyretmişsinizdir. Bu son Juliet Binoche olan hikayesi. Daha öncekini hatırlayanlarımız var mıdır? Gerard Depardieu, Isabelle Adjani'nin oynadığı. Oysa yetenekli yine bir heykeltıraştır. Ama çoğu erkek kendi yanında yetenekli kadınlar istemezler. Bir süre sonra işte aşk ilişkileriyle beraber kadının bir tür delirme noktasına gelmesi ve Rodin ve işte tarafından akıl hastanesinde sonlanacak bir uzun hayat hikayesine anlatıldığı bir filmdir. Başka yine filmlerden hatırlayalım. Otomatik Portakal hatırlıyorsunuz. Orada da farklı bir müzikle tabii ki Beethoven diyemiyorsam değil mi? Evet, evet. Onunla beraber insanları nasıl tedavi edildiklerini tabii. Bir tür lobotomi ama farklı bir lobotomi yöntemiyle bize Kubrick tarafından sunulan bir yöntemdi. Yine şurada Akıl Hastanesi dedik. Çok güzel bir filmdir. Tavsiye ederim seyretmesiniz. Jean-Jacques Binet'in Betty Blue. Fransız filmidir. Bu filmde de yine Guguk Kuşu gibi bu sefer kadın başrolde oynayan oyuncumuz Beatrice Dalle oynar. Yine böyle biraz aykırı, şiddet dolu bir yanı vardır. Biraz anarşist bir filmdir. Severek izlediğim filmdir. Peki ismi nereden geliyor? Guguk Kuşu. Guguklu saati biliyorsunuz. Saat başı çıkar ve guguk guguk neyse kaç defaysa öter. Filmde geçmiyor. Ancak kitabı okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Oradaki bir karakter yine şeyi hatırlarsınız. İstemsiz olarak Kare filminde küfür eden karakter vardı. Hatırlıyor musunuz?
bu kahramanımıza istemsiz olarak böyle belli bir zamanı gelince guguk kuşu gibi işte diyelim işte Ayşe 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 diyor mesela. Yani onun ötme konuşma şeklini yazarımız guguk kuşuna benzettiği için filmin hikayesinde o guguk kuşu isminin verildiğini okuyoruz, görüyoruz. Doktorumuzun bir balıkçılık hikayesi yaşantısını olduğunu dair. Daha sonra da bu balık hikayesinin neye doğru dönüştüğünü göreceğiz. Kahramanımızın balık avlamaya gitme hikayesiyle karşılaşacağız. Burada kim akıllıdır, kim delidir? Yani doktorla olan söyleşisinden görüyoruz. Aslında Murphy'nin ne kadar zeki, akıllı, ona ince espriler, ironik espriler yaparak burada doktordan daha bir anlamda zeki olduğunu, espri bakımından söylersek içerisinde olduğunu gösteren bir yapı. Balığı ileride anlatacağım. Şimdi hızlıca giriyorum. Niye geldin işte süreci? İşte deli misin diye soruyor hatırlarsanız. Saçı neden bu vaziyette özellikle bize vermişler? Yani taç zaten doğal olarak var. Ama saçın yapılış biçimi özellikle kadınlar dikkat etsinler. Evet. Neden bize o saç biçimine şey yapıyor? Film boyunca aslında kadını konumuna baktığımız zaman hem hemşireye hem de yanındaki yardımcı hemşireye baktığımız zaman onun bize veriliş biçimi, sunuş biçimine baktığımız zaman ve hiç makyaj kullanmamasını söylemiş yönetmen. Gerçekten de hiç kullanmayarak doğal biçimde. Evet. Bakın şuradaki şu iki şeyi neyi çağrıştırır size? Hayır, rahibe değil. Bravo. Şeytan boynuzu biçiminde. Evet. Lucifer diyebiliriz. Yani kahramanımız bize, kadın kahramanı bize psikologların ya da psikiyatristlerin yanında bütün her şeyi müdahale eden, onların gelen yardımların işte sağlayan, kadınlarla konuşan hatırlarsınız bir bizim Rotary gibi ekipler geliyor. Onlara para verecek. Onları da ilişkilerini hoş tutan, genç kahramanımızın annesiyle dosyaları görüp paylaşan bütün sistemin aslında bize günah keçisi olarak film boyunca bize hemşire gösteriliyor. Oysa o günah keçisi hemşire midir, sistemin kendisi midir? Onu tartışmak istiyorum bugün sizlerle beraber. Yani bu filmin yönetmenini ya da sanat yönetmenini ya da işte senaristi bize kadın üzerinden bize sistemin aslında birey hatalıdır. Onun yaptığı hatadan dolayı sistem sorumlu değil diyerek bize ne diyelim yumuşak karnımıza dokunmayın diyor. Yani bize lobotomiyi tartıştırmayın, ilaç sektörünü tartışmayın, psikiyatriyi tartışmayın. Biz de kötü burada günah keçimiz ya da şeytanımız kadın diyerek aslında bir feminist okuma açısından bakarsak film boyunca hiç yanındakinin bile konuşmasına, duruşuna hatırlarsanız hiç konuşmada izin vermez bu şeytan hemşire. Bugünlerde de Netflix'te tamam bu kadın şeytan ama neden şeytan oldu diye bize son 10 yıldır bu kötü kadınların ya da kötü kahramanların Malefiz'de de başladı. Tamam o Malefiz kötü oldu ama neden kötü oldu? O kanatlarını işte kaybetti. Bir sor. Niye? Efendim Joker var. Doğru. Batman'de yapılıyor. Buna benzer Hollywood artık ana beyaz kahramanın öyküsünü satmadığını farkına vardı. Bize işte dediğiniz gibi Joker olsun, Superman'de de siyah beyaz, değil mi? Örümcek Adam'da da kullandılar. Karanlık yanını göstererek bize karanlık ögelerinde hikayelerini anlatarak bize yeni hikayeler Joker örneğinde olduğu gibi satarak hatta yine oyunculuk anlamında tabii ki süper bir oyunculuktu, Oscar'da hak etti ama yeni bir hikaye aslında sunmuyorlar. Yeni bir çözüm önerisi vermiyorlar. Yine bize ne diyelim işte farklı bir yerden ısıtıp başka bir kahraman, oradaki kahramanın yerine o günah keçisi kahramanından işte onu babası işte Joker anlamında söylersek yol açtı. Malefiz'deki sevdiği adam yol açtı. Biraz daha kadın bakış açısıyla diyelim erkek ya da baba figürlerinin bize kötücül yanlarını göstererek yeni bir bakış açısıyla yeni satışlar, pazarlama yolları hatta son dönemde Wonder Woman, kadın kahramanlar ya da yine Örümcek Adam'la ilgili animasyon hatırlarsınız. Siyahi Örümcek Adam var, çocuk örümcek var, kadın örümcek var. Her yere satarız. Şimdi o sahneyi hatırlayın. Basketbol oynarlarken hemşire yukarıdan ne yapıyor? Onları izliyor. Şimdi o izleme hikayesinde yine kahramanı, onlara fikir veren kişi bir felsefeci. Buyur. Felsefeciyle ne alakası var? Bentham'ı duyduk mu? Bentham. Bentham'ın bu
izleme, görme, kontrol etme aygıtının, evet, Horus'un gözü. Güneş Ra biliyorsunuz ve Horus her yerden. Peki Horus gözünü kırptığı zaman nedir? Aydır. Yani güneş ve ay sizi sürekli takip eder. Yani tanrısal göz dediğimiz bu göz sizin her zaman ne yaptığınızı kontrol eden bir gözdür. Bu göz daha sonra yine Amerikan tabi bayrağında da şeyinde parasında da göreceğiz. Evet, dolarda da görüyoruz Horus'un gözünü. Ve bu göz daha sonra yine Hollywood filmlerinde görüyoruz. Kartal gözlü bir film vardır. Kartal gözü bilmiyorum. Gençler tabi seyretmişlerdir. Günümüzde her yerde kamera var. Genç bir James Bond gibi bir şey diyelim. Sistemin bir şeyini görür, açığını görür ve o kartal göz, Horus'un gözü diyelim. O sistem sizi her zaman takip eder. Bu gözü başka nerede görüyoruz? Evet. Şurada bunun felsefesini yapan panoptikon denilen, iktidarın gözü denilen göz vardır. Bu iktidarın gözü size ne yapacak? İktidarı eleştiren, sorgulan, sistem karşıtı çıkan insanları, mekanımız hapishaneler. Hapishaneleri peki nasıl kontrol etmeliyiz demiş. Bentham bunun tasarımını yapmış. Hadi bakalım Bentham'a bakalım. Bentham bu panoptikonları nasıl tasarlamış? Bizzat bu tasarımı daha sonradan ne yapıyoruz? Özellikle Amerikan cezaevi sistemlerinde, Türkiye'de bilmiyorum böyle bir şey yok. Şu cezaevi sistemini çizen, bakın merkezde gözü görüyorsunuz ve ortada diğer gözler. Herkes, evet şu an ona da gerek yok. Kamerayı koy, her yerden izle. Tabi bu 200 yıl önce yaklaşık yapılmış bir sistem. Yine bu göz hikayesiyle yapılmış işte panoptikonların yapılmış cezaevlerini görüyorsunuz. Bakın şurada binlerce insan cezaevinde yatıyor. Her an o zinciri şeylerin arasında, demirlerin arasından gözlemliyorsunuz. Artık bakmanıza da gerek var mı? Gerek yok. Artık herkes kendisi ne yapıyor? Doğal olarak kontrol ediyor. Evet. Başka bu gözü nerede gördük? Yine gençlerin çok sevdiği... Efendim? Bravo. Şimdi hemen onu göstereyim. Yüzüklerin Efendisi'ndeki yine bu gözü görüyorsunuz. Bu göz her şeyi kontrol etmek isteyen, tabii kötülüğün simgesi olarak da düşündüğümüz göz burada bize Yüzüklerin Efendisi'nde verilmiştir. Bu kağıt oynadıkları mekanda su içtikleri bir hazne diyelim işte var. Mermerden, sert bir kayadan diyelim işte oluşuyor. Yine bu kayayı taşımak anlamında yine düşünürsek o kayayı alıp yerinden sökmek ya da Excalibur muydu? O taşı çıkartacak, kılıcı çıkaracak, gücü elde edecek bir çaba içerisinde kahramanımız. Ama onun simgelediği uzun ince bir taş olarak düşünürsek uzun ince şeyler neyi simgeliyordu yine? İktidarın simgesi, fallusu simgeliyordu. Ve bu su bakımından da insanlara suyu elde etmesini sağlayacak öge olarak başka bir filmde nasıl kullanıldığını göstereyim size. Yine 3-4 yıl önce geldi. Hepimiz severek seyrettik. Çok da güzel bir filmdir. Ben de seyretmenizi ısrarla tavsiye ederim. Şöyle suyun verildiği bir mekan görüyoruz. Hangi film? Mad Max Fury. Yine uzun ve kayaların içerisinden ve kötücül bir karakter vardır. Ölümün bir anlamda temsilcisi. Onu ele geçirmiştir. Ve ona gücüne sahip olmayan halk nerede? Aşağıda beklemektedirler. Yani suya sahip olan güce sahip olur, iktidar sahibi olan kişidir. Ve o iktidar olan kişiyi arkadaşımız ne yapmıyor? Yerinden etmeye çalışıyor. Ancak etme gücü başarısız oluyor. Çünkü henüz tek başına o güce ulaşacak. Ama ne diyor? Yine hatırlayalım, bir düşünürümüz diyordu. Beckett'ın yanılmıyorsam yenilmek üzerine hatırlarsanız denedim en azından yenildim. Yine yenildim ama en azından denedim diyor. Denemek gerekiyor. Yani çentik de atsanız, bir çatlak da koysanız o sisteme karşı o sizin o denemeden ömür boyu vazgeçmeyeceğinizi gösteren ya da mücadele edeceğinizi, hayatta olduğunuzu hissettiğiniz andır. Yine buradaki ona yardımcı olmaya çalışan bu kadınların daha sonra gemide beraber çıkma hikayelerini göreceğiz. Şimdi o gemiye gelelim. Evet. Bunlarla beraber yine akıl hastanesindeki arkadaşları alıyorlar. Otobüsü kaçırıyorlar. Sonra devam ediyorlar. Heh, gel. Gemiye çıkıyorlar. Şimdi o gemi hikayesi. İsa ilk önce ne iş yapıyordu? Marangozdu.
Marangoz olduktan sonra babasının tabii ölüyor erken yaşta. Babası da yine çarmıha geriliyor. Okuduysanız bilirsiniz şeyi. Saramago'nun İsa'ya göre İncil'inde geçer. Sonra bir göl kıyısına gider ve orada balıkçılığa, bak ondan önce çobanlık yapar. Sonra balıkçılığa başlar ve balık tutma hikayesi vardır. Müritleriyle beraber kendi takipçileri dediğimiz bir süre sonra işte kutsallığı vaftizçi Yahya tarafına yapıldıktan sonra balık tutacaktır. Ama bu gemide sadece balık mı var? Az önceki beraber olduğu kadın da var. Şimdi o gemi hikayesini az önce boştan anlattık. Delilerin gittiği bir gemi olarak hikayeye bakalım. Yine İsa'nın balık tutma hikayesi ama şimdi antik çağda birazdan tabii beraber olacaklar. Beraber oldukları kadın var. O kadının nasıl simgelendiğini görmemiz lazım. Şimdi antik çağa döndüğümüz zaman yine kadınların gösteriliş hikayesiyle İsa hikayesinin nereden geldiğini şöyle biliyorsunuz. Kadının eski çağlarda ait tantrik sembollerden biri. Yani yoni kelime anlamda rahimdir. Ayrıca dişi, delta vulva olarak ya da dişi cinsel organ olarak bilinir. Sembol olarak üçgen ve şurada gördüğünüz şey nedir? Balık. Balık sembolü nedir? Yine teolojik olarak yaptığımız okumaları hatırlayınız. Yunanca'da İsa'yı simgeleyen Latince harflerden oluşan bir simgedir. Yine eski çağlarda, anaerkil dönemlerde düşünürsek, eski çağlarda bugün işte vaftiz edilme yerine yeniden doğmayı ifade eden balık simgesinin içerisinden çocuklar ya da geçerler ve vaftiz seremonisi kişinin vücudunun devasa bir yoni içerisinden geçirilir. Bu seremonide uygulanan yeniden doğum tanrıçanın rahminden yeniden doğuşu temsil ederdi. Bu yeniden doğuş kadına egemen toplumsal yapının yok olmasıyla beraber yine Yahudilikle ve Hristiyanlıkla beraber artık işte anaerkil bir yapıdan Yahudilikle geçiyor. Dinsel anlamda Yahudi olma, Hristiyanlıkta da vaftiz edilerek bu ne diyelim işte seronomi devam ettiğini görüyoruz. Evet. Peki. Birazdan o zaman kahramanlarımız hem ne tutacaklar? Balık tutacaklar. Hem de İsa'nın sembolü olan sembolleri. İsa Christi. Bakın balık sembolü. Latince yanılmıyorsam Yunanca anlamı. Yasak olduğu için birbirleri nasıl Hristiyanlar iletişim kurarlarmış? Bu sembolü gösterirlermiş. Balık ya da söylem olarak söylenmemiş. Ondan sonra iletişime, merhabalığa, dostluğa geçerlermiş. Çünkü o dönemde paganizm ve Yahudilik Hristiyanları öldürmek ve avlamak için cadavına girmişler. Çok gizli biçimde yaparlarmış. İşte daha sonra görüyoruz. Antakya'da ilk işte kiliseler mağaralarda olduğunu, yine orta çağlara doğru 7. yüzyılda biliyorsunuz İznik Konsülü'nün toplanmasıyla beraber iki gruba ayrılıyorlar. Hristiyanlığın ayrılış hikayesini bilmemiz lazım. Tarkovski'nin yine Kurban filminde bir harita hediye ediyor postacı, hatırlıyor musunuz? O yüzyıla yani 7. yüzyıla kadar Hristiyanlık tüm işte hem Rusya, Avrupa, işte Asya'yı da içine alan büyük bir harita vardır. O harita maalesef 7. yüzyılda Hristiyanlar ikiye bölünüyorlar. Yani bir tür ne diyelim bizdeki mezhep ayrımı başlıyor. İkonografi, resim çizilsin diyen Ortodokslar İstanbul merkezli. Kiliselerde bir tür putperestlik olarak gören Katolik kilisesi ise sadece yazılar olabilir diyen bir din anlayışını benimsiyorlar ve güçlü olan bir süre sonra güçsüzü ne yapıyor? Eziyor, yok ediyor. Hatta işte Haçlı seferleri sırasında nasıl biçimde İstanbul, Bizans'ın ne yapıldığını, zenginliklerini ya da işte mallarını, mülklerini nasıl Roma merkezli Hristiyanlarca diyelim yok edildiğini de görüyoruz. Yine günümüzde de zaman zaman görürsünüz kolyelerde ya da işte o balık hikayesinin kullandıklarını. Hem balık vardır hem de içerisinde haç var. Evet. Kahramanımız aslında nerede yine geçen hafta konuşmuştuk. Onu ortaya çıkartan kimdi? Bir kadındı. Rahmiydi. Yine o rahmi simgeleyen havuzda bu şeyi öğreniyor. Artık o aslında biz orada kahramanımızın orada tıpkı doğuran anne gibi öldüren de kim?
yine olacak kadın ögesi tarafından o rahmin içerisinde yok oluşuna doğru bize bakın suratı bir anda kayıyor. Evet. Evet burada da dosyası elinde artık düzeldim mi işte o da artık diğerlerin ona oyun oynadığını her şeyin haberdar olduğunu bir burada bizim garibimiz her şeyden saf Fransız kalan tabiri caizse. Çünkü buradaki herkes gönül isteğiyle kendi isteğiyle gelmişler. İstedikleri zaman çıkmaklarına sahipler. Kahramanımız zaten bedeninde de görüyorsunuz giderek hemşire karşısında iktidarını tanıyan, onun rolünü benimseyen, onun oyununa katılan bir öge tanıyorum diyor artık seni, kabul ediyorum diyor. Senin hapını, ilacını yutacağım demeye getiriyor ama yine her şeye rağmen kahramanımız genç şeyle olan iletişimde şurada şiddet ögesi vardı. Evet. Şurada başına gelen burada beraber cezalandırma süreciyle ilgili elektroşoka gitmesini göreceğiz. O güne kadar müdahale etmeyen Kızılderili evet müdahale ediyor kahramanımızı koruya. Bakın bak beyaz adamlar da geliyor çünkü artık Kızılderili baş etmek öyle kolaydır. Burada iki kişiye birden doktor da geliyor ama artık kırmızı odaya tehlikeli bölüme gidiyorlar. Peki ona elektroşoku verecek olanlar beyaz kahramanlar, siyahiler yok. Yani cezalandırma işi de sadece beyazlara aittir. Siyahların orada evet, paralı asker, lejyon ya da işte az önceki söylediğimiz hikaye. İlk defa yapacak. Orada sakız çiğniyor, gülüyor. Yine her şeyden habersiz biçimde o davranışı sergilediğini görüyoruz. Evet. Evet, şuradaki ünlü sahne. Tabi burada düşük voltlu diyelim elektroşok veriliyor ama akıl oyunlarını hatırlıyor musunuz? Yine Doktor Neş orada da yine bize bunu gösteriyordu. Ne kadar şiddetle maruz kaldıklarını ve her elektroşokta ne kadar nöronlar tabii kayboluyor. Ve o şiddete maruz kalmamak için de size sistemin gücüne karşı, şiddetine karşı nasıl ruhsal bir anlamda kabul ederek hayatınızı o beyin önünüzü geçirerek kabul edecek, yaşantınıza devam edecek misiniz, etmeyeceksiniz, karar vereceksiniz. Evet, ardından kahramanımız işbirlikçileri olan kadınlarla beraber kaçma çabası içerisine giriyorlar. Ancak işte girecekler mi, gitmeyecekler mi? İşte o son içki ve dans sahnelerini görüyoruz. Evet, esas onun bir anlamda takipçisi olan genç kahramanımız. Anneyle olan bağını hatırlıyorsunuz. Yine anneyle olan, derdi olan bir kahramanımız vardı. Annesini iktidarını, gücünü dünyada yine devam ettirerek onun bedenini bir anlamda yaşatarak ve geçen kuzuların sessizliğini hatırlarsınız. Kadın olmayı düşünen ama esas onun çıkış noktası yine şöyle kimdir? Ona bakalım hep beraber. Hepimiz seyretmişizdir yine. Ünlü bir film. Alfred Hitchcock Psycho seyrettik mi? Evet. Üç katlı bir binada yaşıyordu. Annesinin evi vardı. Alt katta şiddet uygulayan erkek it, orta katta egosu, sosyal benliği, üst katta da süper egosu, annesi oradaydı. Süper ego, ahlaki, vicdani yanımızı bize öğreten ailede kimdir? Babadır normalde ama baba yok. Onun yerine geçen kimdi? Annesi vardı, annesi de ölmüş. Onun yerine bize o kuralları yapıştıran ve sürdüren kişi ve nasıl olması gerektiğine dair yaşantısını sürdüren kişi. Şu anda da aslında ölmüş ama yine hayatını yön veren Masumlar Apartmanı'ndaki anne gibi düşünebilirsiniz. O anne ne yapmış? Kahramanlarımıza o ne diyeyim hastalıklı yapıyı vermiş ve onları hayatında çile ya da işte yaşantısını çeker hale gelmiş. Az önce balık hikayesini söylemiştim yine bir göstereyim. Ken Loach'un filminde de hatırlıyor musunuz? Eşi ölmüş ondan kalan hatıra tek balık kalmıştı hatırlıyor musunuz? Yukarıda tahtada oyuncaklar vardı satmıyordu sadece. İşte o eşinin kadını simgelen hem İsa'yı simgelen balıkları yine Ken Loach burada gösteriyor. Peki yine şeye gelelim. O ekmek şarap ayiniyle ilgili. Yine Hristiyanlıkta az önce söylemiştik. Oraya finale doğru gelirken o Hristiyanlıktaki öge günümüzde neye geçti? Artık büyük bir sektör olan, artık onun yerini almış olan ilaç sektörüne geçti. Şu anda dünyada ilaç sektörü silah sektöründen sonra ikinci sırada. Kaç trilyon dolardır tahmin edin? 2,5 trilyon dolar yıllık cirosu. Şu anda da pandemide daha da artmış durumdadır.
Peki bizimle ne alakası var? Tıp fakültesini bitiren arkadaşlar, aramızda doktor yok ama yakındır, biliriz az çok. TUS'a giren arkadaşların özellikle tercih ettiği, günümüzde biraz tabi psikiyatri giderek 5. sıraya düştü ama şu an estetik bölümüyle ilgili olan, ne diyoruz ona? Plastik cerrahi. Şu anda 1 numara 80 puanı çıkmış durumda plastik cerrahi. Para orada. Dermatoloji dediğiniz gibi deri zürhü ve hastalıklar 2 orada, güzel. Üçüncüsü ise biraz daha yine böyle çok suya sabuna dokunmayan. Dördüncü ya da beşinci tercihte çocuk psikiyatrisi. Ne alakası diyeceksin? Beşinci tercih puan da 70'e yakın. Yani üzerine 70 alan ancak oraya girebiliyor. Evet. Sayıları az. Nöbetten dolayı çok seçim. Nöbetten dolayı diğer bölümleri. En düşükler nedir diye baktım. Evet. En düşükler. Bakın beyin cerrahları 48-50 puana düşmüş. Acil doktorları, dahiliyeciler. Yani biz artık cerrahlarımızı kimeye emanet ediyoruz? Ülkenin halini düşün. En iyiler, en basit kolay yoldan para indiregandı yapacak duruma gelmişler. Sorumluluğu fazla. Bir anlamda işte vicdani şey de yok. Yani ölen kalan yok. Sigorta tazminat derdi yok. Adam ameliyat attı, elinde kaldı. Döven yok. O yüzden bu bölümleri tercih eder hale gelmişler. Bu anlamda o zaman ilaç sektörüyle ilgili ne alakası var? Şimdi o zaman bize filmde dinin ne yerine geçtiğini görüyoruz. İlaç sektörü aslında bize ne veriyor bu psikiyatrik ilaçlar? Mutluluk. Bravo. Mutluluk hormonunun yerine geçen antidepresan ilaçları, Prozac kuşağı dediğimiz, özellikle 80 sonrası kapitalist sistemin dünyaya egemen oldu. 90 sonrası tam anlamıyla diyebiliriz. Bize artık hiçbir şey mutluluk vermez olmuş. Tüketim haz üzerine kurgulanmış bir yaşantı üzerine kurgulanıyordu. Geçen hafta Lacan'dan bahsetmiştik. O Lacan da bize bu mutluluğun hiçbir zaman elde edilemeyecek bir şey, bir ilke olduğunu söylemişti. O has hiçbir zaman sonlanmayacak demişti. İşte bunun yerine artık günümüzde bu ilaç sektörü geçmeye başladı. İlaçla tedavi efsanesi. Joanna McCreef diye okunuyor herhalde. Psikiyatrik ilaçlar kullanımına eleştirel bir bakış. İstatistik verilere bakıyor. Özellikle çocuklar ve yetişkinler üzerine bakıyor. İlaç kullanılan gruplarla kullanmayan grupları inceliyor. İlaç kullanmayan, özellikle şizofreni hastaları üzerinde inceliyor. %40'ı iyileşmiş. İlaç kullananlardaki oran ne kadar? %7 ile 10 arasında. Yani bıraksan doğal aile, sevgi ortamı içerisinde ilaca bağlı olmadan zaten yarısı iyileşecek. Kahramanımız kurtarmaya çalışıyor. Tabii onun örnek kişisi, ancak tıpkı kendi hayatını kurtarıp kaçabilirdi. Pencereyi açıp gidebilirdi, ancak kaçmamayı tercih etti. Burada da genç arkadaşa karşı, işte az önceki hayatta olmasa da annesinin yerine geçen, gerçi hayattaydı, annesi rapor veren, hayatta dosyalarını gönderirim diyor, bak seni tehdit ederim diyor. Tehdidin sonucunda arkadaşımız bir karar veriyor, gidip ne yapıyor? Maalesef hayatına son kararını veriyor. Yine tabii burada göstermedik, dansa makabeyi gösterdik. Dans etmişti, oradaki beraber olduğu kadınlarla hemşire o yaparak son gelen kişi de olan sonlanmayı, anahtarı da alıyor. Gidecek kişi ama kahraman öldüğünü görüyor. Öldüğü için de artık son nefretini, öfkesinde, evet görüyorsunuz burada gösterdi. Ancak yakalandı. Evet, burada da hapın kontrol edildiğini görüyoruz. Evet, kahramanımıza şimdi o keseye gelelim. Birazdan Kızılderili arkadaşımız, evet, şef gelecek. Arkadaşımıza McMurphy'ye uygulanan lobotomiden sonra o kesiği göreceğiz. O kesikte şurada bakın sağ ön lobda kesik işaretini görüyoruz. Evet. Filmin başında da anlatmıştık o kesik işareti. Burada konuşmasını da yapıyoruz. Peki Carlos Castaneda diye böyle bir Kızılderili vardır. Onun yolculuğunu anlattı. Ixtlan'ın yolculuğu eseri vardır. Carlos Castaneda okumanızı tavsiye ederim. Bakın şurada kesiği görüyorsunuz. Evet. Onun bir lafı var. Kızılderili, hani Seattle yerlisi derler ki, hani ne diyordu? Son ağaç kesildiğinde, son yaprak gittiğinde, son nehir kuruduğunda artık paranın bir anlamı yok. Carlos Castaneda da İslam'ın yolculuğunda beyaz adamın dünyayı getirdiği bu sistemi görüyor ve şöyle diyor. Bazen ölmek yaşamaktan daha iyidir diyor. Yani
yaşamanın anlamı kalmamıştır. Ruhsuz bir toplumda, dünyada diyor. O zaman ölmek gerekir. Arkadaşımıza ne yapıyor? En yakın dostunu bize öldürerek, onun ruhunu serbest bırakarak özgürlüğüne kavuşturuyor. Filmdeki birazdan göreceğiz, finalde dağlarına kavuşturuyor. Yine bir öge daha göstereceğim. Bir kitap daha doğrusu, okumanızı tavsiye ederim. André Joly, Seni İçime Gömdüm diye bir kitabı vardır. Müthiş bir aşk hikayesidir. Karı koca, kadın Kızılderilidir, yerlidir. Adam Hristiyandır. Karısı ölür ve Hristiyan mezarına gömmek ister. Ancak kasabadaki rahip ve işte kasabalılar izin vermezler. Bazen kahramanlarımızı içimize gömeriz. İşte filmin sonunda da aslında kahramanımızı yapımcılar, ilk görüşteki kişiler öldürme, bu yaşasın, o kurtulsun gitsinler. Hayır der Miloš Forman. Çünkü kahramanımızın buradaki dersinden bize verdiği bir, hepimizin çıkardığı bir sistem eleştirisi görüyoruz. O dersi vermek için kahramanımız tıpkı İsa gibi, tıpkı Spartaküs gibi, tıpkı Prometheus gibi çile çekip ölmek zorundadır derler. Eğer kahramanımız o yolculuğunda ölmeseydi biz belki hala lobotomiye uğrayacaktık. Hepinize geldiğiniz için teşekkürler. Varkamız.